Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Meşruiyeti olmayan adayla yarıştırıldı. Sözcü TV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seyrederken, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki en önemli sorunun sorulmadığını üzülerek izledim. Sorular şunlardı. Anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrası bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebildiğini kesin hükme bağlıyor. Siz 2018'den sonra bu konudaki tüm sorulara Erdoğan mağdur edebiyatı yapar, seçime girer, yeneriz. YSK kabul eder dediniz. Anayasa hükmüne neden sahip çıkmadınız? Anket firmalarından söz ettiniz. Evet, 5 yıl boyunca aday olamayacak bir adayı anketlere koyarak algı operasyonu yaptılar. Neden itiraz etmediniz? Devlet Bahçeli 2019'da, 2023'te adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Neden karşı çıkmadınız? Erdoğan başvurunca 6 lider birlikte YSK'nın kapısına dayanıp aday gösteremezsiniz. Aday yaparsanız Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot eder katılmayız diye tepki koymadınız. Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünüz boşuna mıydı? Mağdur etmediğiniz ama yarışta ehliyeti olmayan bir adaya karşı kaybedince siz mağdur olmadınız mı? İsmail Saymaz'a şu mesajı gönderdim. Sevgili İsmail, ben anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı diyorum. Bu seçimin kaderini anayasayı çiğneyerek yüksek seçim kurulu belirlemedi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur eden YSK değil mi? Erdoğan'ın anayasal meşruiyeti var mı yok mu? Bunları sorar mısın lütfen? Mesajı okudu ama sormadı. Canı sağ olsun. Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamalarının en çarpıcı başlıklarını şöyle özetleyeyim. Hayır, hiç pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım da söz konusu değil. Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil. Neredeyse bütün anket firmaları ki kazanacağımızı söylüyor da biz de kazanacağımıza inanıyorduk. Değişimin önünü açtık. Ben kurultayda çıkıp adayım demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir. Ekrem İmamoğlu kurultayda aday olabilir. Ben akılcı düşünüyorum. Yerel seçimler önce İBB terk edilmemeli. İstanbul gibi bir kenti Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmemeli. Arkadaşlarımız genel başkanlığa aday olabilir. Niye adaysın demem. Kılıçdaroğlu'na seçim sonrası ısrarla istifa çağrısı yapan Fatih Portakal neden gazeteciler arasında yoktu bilemem keşke olsaydı da ana haberde yaptığı yorumları ve bu çağrısını Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı yapsaydı. CHP lideri dedi ki Kılıçdaroğlu'nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız. Bu cümleyi dinleyince tamam işte bana imkan verdi dedim. Kemal Bey, tek eksiğiniz ve yanlışınız bana göre şudur. 2014 ve 2018'de iki kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına anayasa çiğnenmez Erdoğan aday olamaz diye tepki göstermediniz. Evet adaylık için anayasal hakkı olmayan yani yarışma lisansı olmayan Erdoğan'la yarışı kabul ettiniz ve kaybettiniz. Bugün size istifa baskıları yağıyor. Eğer hak, hukuk, adalet diyerek bu dileklerimi yapsaydınız sizi istifaya davet etme hiç kimsenin haddi olamazdı. Erdoğan'ı mağdur etmediniz ama siz YSK mağduru oldunuz. Değerli okurlarım, Kılıçdaroğlu'nu izledikten saatler sonra CHP-YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan dün gece yarısı 2.05'te şu mesaj geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi sıfatıyla görev yaptığım 12 yılın ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarının etkilediğine inandığım sadece 3 kararına tanık oldum. 1. 16 Nisan 2017 mühürsüz oy pusulalarını kanunun açık hükmü ve emsal kararlarına rağmen sandıklar açılmadan geçerli sayan kararı, 2. 31 Mart 2019 kanun hükmünde kararname gerekçesiyle 6 belediye başkanının mazbatasını iptal edip seçimi yenilemek yerine %30 oy alan AK Parti'ye mazbata vermek. 3. 6 Mayıs 2019 tarihinde adeta şapkadan tavşan çıkararak olmayana ergi metoduyla olağanüstü itiraz uydurmasıyla aynı zarftan çıkan 4 oydan birini iptal etmek. Bugünse Yüksek Seçim Kurulu 2018 yılı fabrika ayarlarına geri dönerek 2019 yılında alınmış kararların hiçbirisini uygulamadı. Seçim süreci boyunca Cumhuriyet Halk Partisi adına olumsuz bir kararla karşılaşmadık. Seçmen listesinde de anomali tespit etmedik. Zaten 2011 yılından bu yana sürekli çapraz kontrolleri yapıyoruz. Seçmen listeleri sadece TÜİK verileriyle ve matematik hesaplarıyla kontrol edilemez. 298 sayılı kanunun seçmen ve seçmen kütükleri hakkındaki düzenlemeleri uyarınca, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü verilerini Cumhuriyet Halk Partisi Bilişim Teknolojileri Merkezi'nde değerlendiriyoruz. Bilgilerinizi rica ederim, saygılarımla. Gece yarısı yanıt yerine yazıyla yanıt vereyim. Yakupoğlu'na soruyorum. Anayasayı çiğneyip Erdoğan'ı üçüncü kez aday yapan YSK neden yok? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.